Herkese merhabalar. Havalar çok sıcak ve şuralar en fazla aldığım sorulardan bir tanesi kedimizin tüylerini keselim mi? Sıcakta kedimiz rahatlasın diye. Hemen cevabını veriyorum. Hatta Lora ile beraber vereceğiz. Yani videonun sonunu bekletmeyeceğim size. Bence kesilmemeli. Şimdi hemen sebeplerini açıklıyorum. Ve hangi durumlarda kesilmesi gerekti? Onunla ilgili de bilgi vereceğim. Şimdi... Neden kesilmemeli diyorum? Özellikle önce başlayayım kedilerin tüylerinin faydalarını anlatmakla. Kedilerin tüyleri onları kışın soğuktan, yazında sıcaktan koruyor. Sıcaktan nasıl koruyor? İki şekilde. Birincisi eğer dışarıda veya pencerenin kenarında güneşe maruz kalıyorsa güneşten koruyor, güneş yanığı oluşmasını engelliyor. İkincisi tüylerin arasında biriken hava, tüylerin arasında bir hava oluyor tampon bölge oluşturuyor. Yani çok fazla sıcağı kediye maruz kalmasına engel oluyor. Bayağı faydalı. Evet tüyler başka için, neden faydası var kedilere? Yani neden böyle kürkle ve tüylü doğmuşlar? Ee, mesela yaralanmalardan da koruyor. Herhangi bir darbe aldığı zaman tüyleri onu koruyor. Yani kesmememiz için bu faydaları özellikle anlatıyorum. Bir diğeri kediler hislerini tüyleriyle belli ediyorlar. Mesela kabarıp sırtındaki tüylerini kabartabiliyorlar. Hatta tüyleri bazen sensör görevi bile görüyor. Evet. Bütün bu faydalarından dolayı tüylerini kesmememiz gerektiğini düşünüyorum. Zaten kediyi tüy sıcaktan da koruyor. Değil mi Lolita? Ödül canavarı, ödül peşinde olduğu için asla konuya dahil olmuyor. Peki hangi durumlarda tüylerini kesebiliriz kedilerimizin? Özellikle bir yaralanma durumu varsa yaranın olduğu yeri rahatça görebilmek için, iltihabın yani temizlenebilmesi için, ilacın uygulanabilmesi için, işte tüylerden ona herhangi yeni bir e, yani yarayı daha kötü hale getirecek bir şey bulaşmaması için ...yaralı bir bölge varsa o bölgedeki tüylerin kesilmesi gerekiyor. Onun dışında ameliyat olacak tabii ister istemez o tüyler kesiliyor. Ultrasonla bakılacağı zaman Lolita'mız maalesef... ...hastalık döneminde ultrasonla bakıldığında karındaki tüyleri iki kere kesildi. Ama yine aynen söylediğim gibi ihtiyaç olan bölgedeki tüyler kesiliyor. Mesela Lola gibi eğer uzun tüylü bir kediniz varsa... O popo bölgesindeki tüyler de çok uzuyor ve bazen maalesef istenmeyen bir şekilde kakalar o tüylere yapışabiliyor. O yüzden sadece popo bölgesindeki tüyleri makasla kısaltabiliriz. Tamamen kesmeye ihtiyaç yok veya işte bir e, evcil hayvan bakım yapan yerde veteriner veya işte bakım yapan yerler var. Orada popo bölgesindeki tüyleri kısaltabiliriz. Ve eğer yine böyle lola gibi uzun tüylü kedilerde oluyor. Kıtık oluşmuşsa ama açılamayacak, açılamayacak derecede kötü kıtık. Yani tarayarak açamayacağımız kıtık varsa yine sadece o kıtığın olduğu bölge. Bu arada kıtık keserken çok dikkatli olun. Ete çok yakın. Eti kesebilirsiniz. O yüzden kıtığı hatta ben kendim oluşmasın diye çok çaba harcıyorum. Oluştuğu durumda da kıtığın sadece üstünü kesip yine tarakla açmaya çalışıyorum. Dibi kesince maalesef et kes... Yani ete çok yakın olup yapışık olduğu için o kıtıklar eti de maalesef kesme durumumuz olabiliyor. Bunu da ben altını çizeyim dedim. Bu gibi durumlarda bölgesel olarak tüylerin kesilmesi okey. Bu arada neden kesilmemesi için başka bir sebep daha söyleyeceğim. Kediler genelde biliyorsunuz bu tip durumlarda çok sakin durmuyor. Ve tüylerinin kesilebilmesi için kedileri uyutuyorlar. Ve bence bu gereksiz yere alınan narkoz oldukça sağlıksız. Yani kedi için hiç sağlıklı değil. Gereksiz yere kedimizin uyutulmasına da gerek yok tüyleri kesilecek diye. Bir diğer önemli nedense kediler de tüyleri kesici mutsuz oluyor. Onlar da tüyleri kesilmesinden hiç hoşlanmıyorlar. Zaten neden hoşlansınlar? Bir sürü faydası var tüylerin onlara. Peki ne yapabiliriz? Kedimizin tüylerini sık sık tararsak yani her gün tararsak veya biz kendimiz tarayamıyorsak bir yere götürüp düzenli olarak taratırsak kıtık oluşumu zaten çok aza inecektir Hatta sıfırlanacaktır. Lola uzun türlü bir kedi ve acıdığı için taranmaktan hoşlanmıyordu. Bir noktada alıştırdım. Şu anda deli gibi her gün taranmak istiyor. Ve o taranmada aslında kediyle olan ilişkimiz için pozitif. Çünkü böyle e, kaliteli zaman geçiriyoruz kedimizle. Onun hoşuna giden bir aktivite yapıyoruz aslında. Tabii kedin canını acıtmadan hani onu hırpalamadan bunu yaptığımız sürece. Onun dışında kedimizin bol bol su içmesini sağlayabiliriz sıcaklarda rahatsız olmaması için kedimizi evde nasıl serin tutabiliriz diye ilgili bir video var. Oradaki maddeleri yapabiliriz. Eğer kedimiz dışarı çıkan bir kedi ise tüylerini kesinlikle kesilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tüylerinin kesilmesi durumunda güneşe maruz kalan kedilerde cilt kanseri oluşma ihtimali de artıyor maalesef. Yani uzun lafın kısası kedimizin sağlığı mutluluğu için tüylerin ihtiyaç olmadıkça kesilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu bilgiyi de sizinle özellikle paylaşmak istedim. Hepinize çok çok güzel bir gün dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.